Cevdet Hoca nasılsınız? İyi misiniz? Müsaadeniz elinizi öpelim. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyisiniz? Sağ olun. Çok sağ olun. Biz öğretmenler gününüzü tebrik ediyoruz öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunları çok yaşıyoruz. Bu sabah da yine Gölpazarı'nda bir evimizde bir yangın vardı. Bir 45 dakikalık bir süreçle müdahaleyle toparlandı ama bu özellikle soba yakmaları, baca temizliği eksikleri gibi nedenlerle bunu çok yaşıyoruz maalesef. Çok geçmiş olsun o konudan dolayı da özellikle. Ben açıkçası dün haberim oldu bu olaydan. Yani biz çok yangın haberi alıyoruz tabii şahıs ve şey olarak bunun farkına varmayabiliyoruz. Evet hocam nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz diyorum hocam. Duymuyor. Biraz hocam. Biraz yüksek ses. Evet. Cevdetin hocam iyi misiniz? Baba. Hatırını soruyor. Diyorum iyi misiniz? Teşekkür ederim. Evet. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Siz gelmekte sizden büyük enerji aldım. Evet, çok. Çok sağ olun. Ben de sizleri çok çok iyi gördüm maşallah. Çok iyi. Evet evet. Hep abim mi derlerdi 2 yıl öncesine kadar. Evet. 2 yılda biraz. Şimdi ben hocama 2 tane sürprizim var. Evet. Eğer uygun görürse. Tamam hocam. Hocam diyorum size 2 tane sürprizim var. Diyorum size 2 tane sürprizim var. Evet. 2 tane sürpriz yapacağım. Uygun görür müsünüz? Ben bir sürpriz telefonu yapacağım diyor baba. Tabii. Tamam, ben bir telefonu alabilir miyim? Ne yapıyor hocam? Sayın Bakanım. Bu Nabi Bey. Maşallah. Gençleşmişsiniz maşallah. Arada biz size böyle şey Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Bakan bizler de sizleri iyi gördük maşallah. Sayın Bahri, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu bu. Ya, çok teşekkürler ederim. Yani açıkçası biz de hocamı yeni tanıdık. Şimdi geçen bazı yorumlar falan okudum. Bir ufak ev yangını da yaşadılar. Allah'a çok şükür. Evet, sizler de aramışsınız. Evet. Biz de bugün hem kendisini Öğretmenler Günü dolayısıyla hem ziyaret edelim. Hem zaten halinizle de görüştüğüm bir sürpriz yapalım diye değerlendirdik. Çok memnun oldum. Ben de pazar günü 24 Kasım'da arayacaktım hocama ama siz güzel bir sürprizle öne aldınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Bakanım. Hocam Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Ellerinizden öpüyorum. Bütün sınıf arkadaşlarım adına da ellerinizden öpüyorum. Sağ olun. Ben de sizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Çok teşekkür ederim aralarınız için. Çok güzel gördüm maşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Bakanım hürmet ediyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de ayrıca refahlı oldunuz. Sağ olun. Sağ olun. Biz de ayrıca Öğretmenler Günü'nüzü biz de tebrik ediyoruz. Şimdi hocama ikinci bir sürprizi yapacağım. Bu birinci sürpriz. İkinci sürprizi de onun doğum belgesini getirdim ben. Evet. Yani herhalde kendisine verilebilecek en güzel şey hediye olur diye düşündük. Bu vesileyle hayırlı, sağlıklı, nice güzel ömürler diliyorum. Amin inşallah. Amin inşallah. Afiyet içinde hürmetler ediyorum. Sağ olun Sayın Bakanım. Allah'a emanet olun. Saygılarımızı arz ediyoruz. Bir mukabele. Sağ olun Sayın Bakanım. Sağ olun. Hocam ellerinizden öpüyorum. Hoşçakalınız. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. İkinci sürprizimiz doğum belgeniz. Evet. Sizin bir doğum belgeniz var. Evet. Ben önceki görevim Nüfus Vatandaş İşleri Genel Müdürü'ydüm. Evet. Evet biz bu konumdaki büyüklerimize yapabileceğimiz en güzel hediye evet. Onların doğum belgesi olur diye değerlendirdik. Evet. Görmek ister misiniz? Tamam. Çok tabii. Çok orijinal bir şimdi de bakın tarih 29 84 tabii eski 34 evet. Şey, orada ne yazıyor ben de okuyamadım. Sevinçim diyor.
Hocam okuyabiliyor musunuz? Ay görmüyorum. Bir gözüm sarı nokta var. Pazar günü bakın. Pazar gün. Pazar ne yazıyor? Sami Hocam. Okuyabilen biri var mı? Ben de okuyamadım. Çok güzel. Evet, yok bu bir gerçek. Rüya mı geziyor? Uzun yaşamaktan ziyade sağlıklı yaşamak çok önemli. Doğru. Bir de kendinize yönelmesi lazım. Doğru. Ama hayat da ne olur da belli olur. Geçen bir kaza geçirdik, yoksa şu anda yok olabilirdi. İşte böyle düşünüyorum. Çok sağ ol. Evet, Rabbim hayırlı, sağlıklı ömürle versin. Yani çünkü herkes uzun ömür, uzun ömür diyor. Sağlıklı ve hayırlı ömür önemli. Yani uzun kısadan ziyade sağlıklı, yaşadığınızdan anlamlı olacağı, mutlu evet. olacağınız bir ömür önemli. Yoksa uzun veya kısa, kimisi uzun yaşıyor ama çok büyük sıkıntılar içerisinde yaşıyor. Kimisi Allah muhafaza evlatlarının ölümlerini görüyor. Yani hiçbir anne baba evladının ölümünü görmek istemez diye düşünüyorum. İşte uzun yaşayınca o acıları yaşıyor falan. Yani onun için sürekli ben şu duayı yapıyorum. Ya Rabbim bize sağlıklı ve hayırlı bir ömür verdi. Sağlıklı ve hayırlı bir ömür. Yani önemli olan o diye düşünüyoruz hocam. Efendim hanım çok sağlıklı yaşadı aslında. Sağ olun. Görüşürüz inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Görevinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Beşler gönlünüz için olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.